Osmaniye'de yüksek öğretim kurumları sınavına gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan ve ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere annem de babam da vefat etti şeklinde verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatan Ayşe Sabancalı, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşti. Yok, babası yok. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testine gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancalı, ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere annem de babam da vefat etti şeklinde verdiği cevapla Türkiye gündemine gelmişti. Abi, kimliği merhaba efendi. Tam geçebilirsin. Beni mi unuttun? Sen neredesin? Benim okulumdayım. Anne babam. Telefon sende mi? Hani göndersin hele. Kimliği gönder hemen. Tamam ağlamış. Yaşanılan üzücü olayın ardından Ayşe Sabancalı'ya sahip çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tüm eğitim masraflarının karşılanacağı sözünü vermişti. Tamam. Tamam mı? Ağlama. Babanın numarasını söylesene be. 2022 YKS Yükseköğretim Programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayşe Sabancalı, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümüne yerleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı tarafından yapılan açıklamada Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümüne yerleşen Ayşe Sabancalı'nın okul yıllık ücretinin yatırıldığı görüşlerine yer verildi. Tamam. Her şey tamam mı? Evet. Daha mutlu musun şimdi? Evet. Hadi bakalım o zaman gidelim.